Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Yücel. Bu eğitim videomda sizlere karmaşık animasyonları daha basit hale getirmek için animasyon modifiyelerini göstereceğim. Bunun için öncelikle perspektif ekranımızda sahnemize bir adet box çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz bu box'a Length, Width ve Height değerlerini eşit bir şekilde giriyorum. Örneğin 70, 70 ve 70 giriyorum. Daha sonra segmentler ekliyorum. F4 tuşuna basarak arkadaşlar box'ımızda daha fazla yüzey olduğunu görebilirsiniz. Çünkü burada fazladan segmentler oluşturduk. Ardından box'ımıza modifier list'ten noise uyguluyorum. Noise nesneler üzerinde dalgalanmaları oluşturur. Örneğin strength değerleri giriyorum. 45, 45 ve 45 gireyim. Gördüğünüz gibi box'ımızda bir dalgalanmalar oluştu. Rectangle seçeneğimi aktif ettiğimde bu dalgalanmaları daha iyi bir şekilde görebiliriz. Fractal altında bulunan Roughness seçeneği box'ın üzerinde bulunan keskinlikleri artırmak için kullanılır. Iteration özelliği ise box'ın üzerinde daha smooth, daha yumuşak bir şekilde dalgalanmalar oluşması için kullanılır. Bunun değerini 3 yazıyorum. Gördüğünüz gibi daha yumuşak bir dalgalanmalar oluşmuştur. Sonra 5 olarak değiştirdim. İstediğiniz şekilde nasıl bir dalgalanma olmasını istiyorsanız o şekilde burayı değiştirebilirsiniz. Artırıp veya eksiltebilirsiniz. Noise modifiyerinin animasyon özelliğini kullanmak için hemen altında bulunan Animation seçeneğinden Animate Noise seçeneğimi aktif ediyorum. Ve animasyonumuz oluşturmuş olduğumuz frame sayısı kadar frame uzunluğunda devam edecektir. Play tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi box'ımızda dalgalanmalar oluşmaktadır. Iterations özelliğini değerini hafif düşürüyorum. 4 yazıyorum. Tekrar play tuşuma bastığımda daha smooth ve daha güzel dalgalanmalar oluştuğunu görebiliyoruz. Eğer animasyonun hızlı bir dalgalanma oluyor diyorsanız Animation seçeneği altında bulunan frekans değerini düşürebilirsiniz. 0,25 yazıyor. 0,1 yazarak animasyon hızını biraz daha düşürebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oluşturmuş olduğumuz bu box'ı noise modifier ile dalgalanma yapabiliyoruz. Bu eğitim videomuzda bu kadar. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere.